Günaydın baba. Hayret, erken çıkmamışsın. Günaydın güzel kızım. Bu sabah ailemle şöyle bir kahvaltı yapayım dedim. Bana günaydın yok mu kızım? Sana günaydın dememe gerek yok anne. Çünkü zaten ben mutsuz olunca senin günün aydın oluyor. Bak görüyor musun tavırları? Bu asiliğini sizin taraftan almış. Aynı halası. Hayatım sen de görümceğine çatmak için bahane arıyorsun. Ne alakası var? Neyse. Gel güzel kızım, gel otur da bir kahvaltı yapalım. Biraz konuşalım da, ha? Hangi konuda konuşacağız? Hangi konuda olacak canım? Anlamazlıktan gelme işte. Senin geleceğin ve mutluluğun hakkında tabii ki. Ben sana bu cümleyi tercüme edeyim baba. Benim Fatih'le geleceğim ve annemin zengin bir damat bulduğu için yaşayacağım mutluluğu konuşacağız. Terbiyesiz. Günçiçek, bak kızım, yaşın daha çok genç. İstersen biraz düşün, ha? Ya hadi ama baba. Ya sen de mi annemin üslubuyla konuşacaksın? Ya biliyorum biz seninle bu konuları pek fazla konuşmuyoruz ama... Yani annem beni anlamasa da senin beni her zaman anlayacağını düşündüm ben. Bırak kötü polise kalsın. Sen iyi polis olmaya devam et. Yavrum bak istersen... Neyse, bizim burada konuşacaklarımız kimsenin fikrini değiştirmeyecek. O yüzden benim de burada boş boşuna durmama gerek yok. Gidiyorum. Gitti Günçiçek. Günçiçek. Orhan, Orhan bir şey söylesene. Hayatım söylediğim ya, daha ne söyleyeceğim? Ay Orhan, ay Orhan ne pısırıksın. Senin pısırıklığı yüzünden böyle laf dinlemez oldu bu kız. Ya hani halasına çekmişti? O da var tabii, o da var. Alo, alo aşkım, selam Ceyhun ben. Ya sana bir türlü ulaşamıyorum, merak ettim. Ya bir de akşam sana gelecektim ama neyse. Aşkım tedirgin oluyorum, lütfen beni ara, tamam mı? Ulaşamıyorum sana. Hadi görüşürüz, bay bay. Annem hoş geldin. Geç otur bakalım, geç otur. Ya sen bu saatte gelmezdin. Hayırdır? Hayır değil. Ne o, bir şey mi oldu? Ben şimdiye kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiğini sanıyordum. Ta ki şu Esma'ya evet diyene kadar. Bir hayır diyemedin şu kadına. Hayda. Sabah sabah. Ya anne, ya bu konuları açtığımızı sanıyordum. Yani şurada düğün için salon bakıyoruz, davetiye bastırıyoruz, sen de hala aynı muhabbet. Yani bu gelin kaynanı ezeli rekabetinde kaybeden hep damat oluyor nedense. Kaynanalık yapmak için aynı evde oturmamız lazım. Ama sen beni göndereceğin için kaynanalık yapmaya lüzum kalmadı. Ben evde tek başıma, yalnız başıma oturayım, sen karınla mutlu mutlu takıl. Aşk olsun anne ya, aşk olsun. Aşk olmasın. Aşk olunca gözünüz kör oluyor, aklınız başınızdan gidiyor. Ne demişler? Bir anne bir evladını aklını başında tutmak için 20 yıl uğraşır. Bir kadın gelir 20 dakikada aklını başından alır. Of anne ya, of! Yahu oğlum evleniyor. Ben daha kadının çeyizi var mı yok mu bilmiyorum. Aa. Bak bu doğru, onu ben de bilmiyorum. Gerçi bu sosyetiklerde kalmadı öyle adetler be anne. Ya istedikleri şeye gidip basıp parayı alıyorlar. Ah annem ah. Kimse el oyasıyla oyalanmıyor artık. Ben anlamam. Gelin hanımın çeyizini görmezsem ben bu evliliğe onay falan vermem. Tamam anne tamam. Sen rahat ol. Ben gider kendisiyle konuşurum. Konuş, yoksa ben ikinizle de konuşmam. Ya kızım ben nereden bileyim Mert benim elimi kaç kere tutmuş? Ya ne bileyim, insan salça merak eder deyip halkında tutmaz mı? Ha oldu, çocuk benim elimi tam tutacakken dur ben şu yazbozu bir çıkarayım da not alayım mı diyeyim. Ne var, ölür müsün? Ya yemin ediyorum sabah sabah beni daralttın. Daraldım. O zaman Darlananlar Kulübü'ne hoş geldin. Ne oldu, kim daralttı seni? Kim olabilir annem? Bu sefer babamı da almış yanına. Konuştular işte. Dur. Dur anlatma. Bölüyorum ama bir dakika. Bir dakika. Evet.
Salça o ne? Şey, ben detayları unutuyorum. Unutunca da çok kafama takılıyor ondan. Ay salça saçmalama, oldu olacak. Telefonunu çıkar da sesimi kaydet röportaj gibi. Doğru ya. Ben bunu neden akıl edemedim sanki? Salça saçmalama, yapmayacaksın öyle bir şey değil mi? Yapacağım. Çek şunu be. Aa. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Aşkım bu memleketten değil galiba. Tanıştır da anlayalım hangi memleketten. Where are you from? I am from böyle zevzeklik yapanın ağzının ortasına Çakaristan. Oldu mu? Aşkım boş ver, tamam bırak ya. Peker Orçu'yu uyandırmaya gitti. Biz de yavaştan gidelim istersen. Hadi. Sen dur. Sen gitme. Ben sana çok önemli şeyler anlatacağım. Ha. Cimbom bak. Normalde seni seve seve can kulağıyla dinlerim biliyorsun. Ama şimdi kartaraf aşkı dedikodusu daha üst seviyelerde ya. Oraya gitmem lazım o yüzden. Olmaz olmaz, bak çok önemli, Fatih'le ilgili bir sürü dedikodum var. Bırak beni, gitmem lazım. Ya Salça dur, gitme ya. Bırakman lazım. Ay yazıklar olsun sana Salça. Sana zorla bir şey anlatmaya çalıştığım için de bana yazıklar olsun. Ersin aç kapıyı, hadi gel. Ya. Elçin. Elçin şu camı açar mısın, konuşalım? Elçin kime diyorum? Elçin niye böyle yapıyor? Elçin şunun sesini kısar mısın Elçin? Elçin şunun sesini kısar mısın? Aç şu camı. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorsun? Hayatım ben sana ulaşamıyorum. Ne biçim konuşuyorsun ha? Neden böyle yapıyorsun? Ben sana niye ulaşamıyorum Elçin? Dün gece neredeydin Ceyhun? Ne biçim soru bu? Dün gece nerede mi? Ben dün gece evdeydim Elçin. Dün gece seni defalarca aradım ama sana ulaşamadım. Ben dün gece evdeydim Elçin. Peki ondan önceki gece neredeydin Ceyhun? Ha. Allah Allah, nerede olacağım ben? Evdeydim tabii ki canım. Evdeydim Elçin. Ne biçim sorular bunlar, Allah Allah. Evdeydim tabii ki. Bak yani konuşabiliriz. Elçin gel bir seninle konuşalım. Bak bir yere gidelim. Burada değil bak ama bir yere gidelim konuşalım, tamam mı? Hadi. Dün sabah seni almak için eve geldim. Gülseren teyze bana eve hiç uğramadığını söyledi gece. Sen bize mi geldin? Elçin yapma bak. Eskisi gibi konuşarak hallederim. Elçin yapma. Bak hata yapıyorsun. Elçin. Elçin beni dinle. Elçin. Bunu yapma bak. Çözemeyiz. Bu... Elçin. Elçin. Ya ben karşı yakalı adamım. Yapar mıyım böyle bir şey ya? Ya ben yapar mıyım ya? Adamın dibi erkeğin özüsünüz. İçi beni, dışı yine beni yakan, içten yanmalı erkeğim benim. Nasılsın sultanım? Baskın karakter olduğunuz nasıl böyle baskın yapar gibi gelmenizden belli. Ya dur kızım, dur sabah sabah. Bak, konuşmamız gereken bazı şeyler var. Hallederiz efendim. Siz paradan haber verin. Nasıl? Ah, alışkanlık işte. Her neyse işte, bak dinle. Bu sabah annem uğradı yanıma. Ha, o sizin emdiğiniz sütü benim burnumdan getiren insan mı? Doğru konuş kız. O ne de olsa senin de annen sayılır artık. Haklısınız Dizel Beyciğim. Mamiciğim nasıllarmış? İyi, iyi de. Bak, şu aralar çeyize takmış durumda. Senin çeyizini görmek istiyor. Gösterelim, göstermesine de... Çeyiz ne? Yok artık. Bilmiyor musun? Hayır. Artık nasıl izole bir hayat yaşıyorsan... yani senin dünyadan haberin yok. Ya çeyiz dediğin annelerin kızlarına hazırladığı eşyalar falan işte. Ha evet, öyledir herhalde. Bak bir kız evlenme çağına gelene kadar annesi bir taraftan biriktirmeye başlar. Ondan sonra evlenecek çağa geldiği zaman da... tamamlanmış olur. Ev eşyaları filan işte. Ya genellikle böyle el emeğiyle üretilen şeylerdir. Yani senin satın almadan yapabileceğin şeyler değil pek. Yaparım yapmasına da ne mesela? Örneğin
Oya yapabilir misin? Oya ne? Ben bilmiyorum ama Oya bilir. Ona sorarım. Dikiş biliyor musun? Dikiş. Çeyiz dikişsiz olmaz. Bu çeyiz olayına bir türlü dikiş tutturamadım efendim ben. Çeyiz nasıl yapılır? Ben bilmiyorum. Neyse kızım, hadi sen bunu kendi arkadaşlarınla konuşursun. Aa, Songül'e sor, Songül'e. O sana yardımcı olur. Songül? İyi fikir. Çakma mamiciğim halleder. Ona sorarım. Bir çay alabilir miyim? Uy. 200 liram üstü. Vay vay vay. Parasıyla hava atanlardan hoşlanmayan beyefendi ortama uyum sağlamış. Affedersin, bir şey mi dedin? Hayır, ben tikilerle muhabbet etmiyorum. Ama eğer etseydim, ele verir talkımı, kendi yutar salkımı derdim. Anlamadım desem? İşine mi gelmedi desem? Allah Allah. Ya sabah sabah bir sıkıntın mı var? Evet, var. 200 liranın vesile olduğu 200'lülüğüne sinir oldum. 200'lülük? Ben mi? Yok, sen değil, Martin Larsen. Nasıl? Geçen gün ben kantinciye 200 lira verirken demediğini bırakmamıştın. Demek ki neymiş? Büyük lokma yutacakmışsın ama büyük laf etmeyecekmişsin. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. Paranla hava atman bittiyse kulaklıklarını takıp okul koridorlarında cool adam gibi gezineceksin daha. Ay keşke bu okulda ben direkt olsaydı. Dikilirdin böyle denize karşı, kızlara hava atardın. Bu salak dikiler de sana aşık olurdu. Ya. Sonsuz öyle söylenmez, böyle söylenir işte. O kadar tiki var başımda, bir de seninle uğraşacağım bundan sonra. Ya sen bir baksana şuraya. Allah Allah. Bu neydi ki şimdi ya? Hop 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 hop! Orada kal, orada kal! Kolay gelsin Songül teyze, ben geçeyim. Geçemezsin, geçemezsin. Temizlik var orada. İşlem dışı. Songül teyzeciğim, şimdi oradan koşarak geldin. Ben gireyim, ondan sonra sen gir tekrar tuvalete. Olmaz efendim, Allah Allah. Başladık mı başladık. Benim prensiplerim var, benim temizlik prensiplerim var yani. Olmaz öyle şey. Çok sıkıştım ama. Altına bez bağla. Songül teyze, ne bezi Allah aşkına ya? Gireceğim, 2 dakika sonra çıkacağım diyorum. Olmaz dedim ya, Allah Allah. Altıma mı yapayım ya? Yap. Rezil olayım yani herkese. Bana ne? Tamam Songül teyze ya. Ben gideyim o zaman bahçede, ağacın altına falan, oraya bir yere yapayım o zaman. Tamam, nereye istersen oraya yap. Beni hiç ilgilendirmiyor ama yaptığın yere de böyle toprak eşeli altına, oldu mu? Hadi. Oh, iyi oldu. Oh, oh. Tuvaleti temizliyor olman çok iyi oldu. Songül teyze, Songül teyze. Ya yavaş dur. Üstüme gelmiyor. Ne oldu? Esma Hoca sizi acele çağırıyor Songül teyze. Ha, beni çağır. Ne oldu ki acaba gene? İyi tamam, hadi gidelim ben, hadi. Kolay gelsin. Bu nasıl konsantrasyon beyefendi? Sizlenip sen miydin ya? Abi çok teşekkür ederim, sağ ol. Takıldığın bir yer varsa sor. Projede bir hata mı var yoksa? Ha. Hayır yok ya, yok. Ben öyle projeye bakıyordum da aklım başka yerdeydi. Kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey? Kötü bir şey olur mu canım? Hiç kötü bir şey yok. Her şey çok iyi ya. Hiç kötü bir şey yok yani. Elçin nasıl? Elçin? Çok iyi. Elçin çok iyi canım. Hiçbir şey yok. Hiç sorun yok. Çok iyi. Evet. Elçin çok iyi. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Neden alışverişe gelmedin, ha? O kızın yani deli gibi indirim vardı. Ha şöyle eli ayağa düşmeden alaydın 2-3 tane bir şey, değil mi?
Ya canım, bizim aşçının bir yakını ölmüştü, ona taziyeye gittik. Bir dakika. Ne yaptınız? Allah'ım tövbe yarabbim ya. Bunlar bir garipler ha. Ay siz şimdi gittiniz, aşçı size taze taze yemekler yapsın diye taziye mi yaptınız? Öyle değil Damlacığım. Taziye yani ölü ziyareti. Ne? Ölü ziyareti? Ay yarabbim. Çiki kızım sen ya. Ay bunlar ailece bir garipler. Hortlak mısınız kızım siz? Ölüleri niye ziyaret ediyorsunuz? Ay Allah'ım ben çok korkarım yani ölülerle. Çiki şu tarafa git otur, ben oturamam seninle. Ay. Şimdi Damlacığım sen öyle diyorsun ama ben bazen mesela derilerden daha çok korkuyorum. Bak Damlacığım öyle değil. Şimdi birisi öldüğünde yakınlarına, başsağlığına gidersin ya. Taziye o. Bizim de aşçının annesi ölmüştü. Biz de ziyaretine, başsağlığına gittik. İyiydi kızım. Yine bir gariplik var. Yani siz niye başsağlığına gidiyorsunuz? Sizin yakınınız değil ki aşçı. Yani sosyeteden biri olsa anlayacağım. Ha yok, benim beyin yandı. Vallahi. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta ölüye saygı. Ölüm yani bu. Hani senin bir yakının öldüğünde kimse başsağlığına gelmese üzülürsün herhalde. Öyle düşüneceksin bunu. Yok. Bunların ailede zombi, hortlak vesaire vesaire bir şey var kesin. Ay ben bu muhabbeti sevmedim. Kalkın gidelim biz. Sen kalk alacaklar. Tamam gidin hadi. Ne hortlak mıdır nedir? Vay arkadaş ya. Demek bir yakınımız vefat etse Ali şıp diye evimize damlayacak ha. Acaba Allah gecinden versin diyorum ki benim lise bitene kadar annene gider mi öteki tarafa? Tövbe tövbe tövbe. Cidden kulağına kış neler söylüyorsun ortaya, neler şeyler düşünüp durma ya. Ya da dur ya. Annem ölmese de ben onu ölmüş gibi göstereceğim. Sonuçta Ali'ye vefat belgesini gösterecek halim yok ya. Ay mi? Oğlum Orço gerçekten sen çok zekisin abi. Sabahları beynin iki kat daha fazla çalışıyor. Selam. Selam. Yine kendi benliğinde yolculuğa mı çıktın? Yani böyle tiplerin olduğu bir yerde ne kadar çıkabiliyorsan o kadar. Biri canını falan mı sıktı? Ya bunlara nasıl dayanıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Ya hani erkekler tamam bir yere kadar. Bir şey yaptığımı ayarını veriyorsun. Ama kızlar bir şey de yapamıyorsun. Diller papuç kadar. Anlaşıldı ya senin canını biri sıkmış. Dur ben tahmin edeyim. Kızlar dediğine göre dil kopat mı? Dil kopat? Ya yok mu bu hani tırnak içinde söylüyorum falan diyen Damla? Ha yok. Ya o da uyuz bir şey de. Onun zavallılığına verip geçiştiriyorum. Ya şey var, renkli gözlü biri var ya o. Renkli gözlü biri... Ha tamam, Alice diyorsun. Yani adını bilmiyorum. İşte orta sırada en arkada oturuyor. Orta sırada, yok. Alice önde oturuyor ya. Orta sırada en arkada. Cimbom oturuyor orada. Ha olabilir. Ben duymuştum, biri cimbom diyordu ona. O ne uyuz bir kız öyle ya. Böyle artist. Car 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 susmuyor bir de. Eyvah eyvah o zaman. Ne oldu ki? Neyse onu ben halledeceğim bir şekilde. Peker. Peker biz PC diyoruz ona. Peker, Rüzgar, Rüzgar Peker. Memnun oldum ben de. Ya Peker bizim acil toplanmamız lazım. Ona böyle hani çabuk çabuk bir haber verirsen iki dakikada. Ona göre kantinde falan olabilir yani. Tamam abi, verdim haberi. Gelirler biraz. Şimdi neden PC dediğimizi anlamışsındır herhalde. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. PC dili toplantısı mı? Ağlam ben Alice'le PC dili toplantısı yapma şansını yakalamışım. Hem de bizim evde. Kim takar ulan PC dili toplantısını? Şişt lan Kamil. Bana bak, güneş gözlüğün yanında mı? Evet, ne olmuş? Evet, ne olmuş? Bir de soruyor. Okulda güneş gözlüğü takmak yasaklandı. Haberi yok mu senin? Çıkar, ver bakayım bana şu güneş gözlüğünü. Çıkar, çabuk çıkar. Hadi. Çıkışta benden alırsın. Tabii hava güneşli olursa. Ya versene gözlüğümü. Hiç vallahi yarsın, tokat ağzının ortasına bir tane. Şişt ya bura. Gel. Al şunu.
Bir de bunları takıyorsunuz gözlerinize. Öyle D vitamini eksikliği yüzünden gözleriniz hipermetrop oluyor. Yürü git hadi. Yürü. Allah. Girdik ya oğlum, inandı. Ha! Ya bir kere güneşte D vitamini ne işi var ya? D vitamini olsa olsa deniz suyunda olur. Ay be, espriye bak. Ay be. Şşt Orça, fazla öyle espri yapma. Gülüp oynama oğlum. Sen yastasın. Evet, ben yastayım. Ay yattayım, annene bak benim. Annene bak. Hayatının bağrında gitti, beni terk edip gitti, beni terk edip gitti. Ay, kusura bakma Ali, senin yanına mı oturdum ben? Acıdan ben ne yaptığımı bilmiyorum ki, kalkar şuraya otururum, ben şuraya otururum. Yok yok, önemli değil canım, ne oldu? Hayırdır, biri mi vefat etti? Evet, annenim. Annenimi dün gece bahçesilerinde kaybettik. Anneannen mi? Annenim, evet annenim. Benim annenim öyle bak mi? Benim annenim öyle bak mi? Herkes benim annenimi ölümsüz mü zannediyordu? Öldü işte kadın. Beni terk etti. Tek başıma kaldım. Ya yok, o yüzden demedim. Hayatının baharında dedin de o yüzden. Şaşırdım ha. Yani. Öyle mi diyor? Hayatımın bağrı mı dedim? Şey, Ali'ciğim, bizim ailede ortalama ömür birazcık uzundur da, yani 130 yaşından önce doğal sebeplerden ölen kimse olmaz. Ama anneannem, anneannem, kadıncağı 80 yaşında, titrem. Annen beni böyle tek başına bıraktı. Neyse Ali'cim, ben seni kendi dertlerimle meşgul etmeyeyim. Biliyorum senin böyle işlerde işin olmaz ama... annenemin helvasını yemek isteyen arkadaşlarım falan olursa... evimin adresi burada yazılı. Anneannem gitti, bizim gitti. Orkini bıraktı tek başına, ben bu okulda ne yapacağım şimdi? Ay anneannem gitti. Hay Allah ya. Orçaya üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Neyse yazık çocuğa, bari çıkışta başsağlığına gideyim ya. İşte bu be, işte bu. Ha, anneciğim, Allah sana uzun uzun ömürler versin kız. Bana bak, sayende müstakbel gelinin Ali'si eve atacağım. İşte bunlar da böyle. Ne iyi ettin de bunları getirdin Songül. İnsan çeyiz deyince tabii başta bir şey anlamıyor. Ben bunları kendi çeyiz sandığımdan getirdim böyle. Yıllarca uğraştım, uğraştım, yaptım, size getirdim. Çeyiz tabii, ne sandın? Ne yani? Şimdi ben bunları bin bir emekle, ellerimle öreceğim. Ondan sonra naftalinleyip sandığa atacağım. Ve sandıkta çürüyecekse eğer, ne anladım ben bu işten? Kimselere göstermeyeceksem, nerede kaldı sosyeteye hava atmak? Ay, olur böyle şey, olur böyle şey canım. Öyle siz bunları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evlenmeden önce de sergiliyorsunuz. Ne? Sergiliyor muyum? Galeride falan mı? Ne galerisi? Ay Osman'ım ya, alemsiniz. Evde evde böyle konu komşu geliyor, beni ziyaret ediyorlar. Sizin çeyizlerinize bakarken bir de böyle katkı olsun diye altın maltın veriyorlar yani destek için. Demek katkı yapıyorlar ha? Bu kadar zengin öğrencinin olduğu bir yerde sergi açılmaz mı hiç? Altın yöner olurum be. Nasıl yani? Okulda mı açacaksınız sergiyi? Evet. Neden şaşırdın Songül? Hayat da bir okuldur. Şimdi sana hayat dersi vereceğim. Merak etme, bunun için para istemeyeceğim. Uyanık olacaksın. Paranın kokusunu alacaksın.
Şimdi biz bu çeyizi okulda sergileyip öğrencilerimizden hediye yerine katkı parası alacağız. Adetlerimize uymamız lazım değil mi ama? İyi de ama Esma Hanımcığım, ben bunları böyle yıllarca uğraştım, biriktirdim. Siz bu kadar çeyizi nereden bulacaksınız? Ben hazır yapılmışını alacağım tabii ki. Biz origaminin bile hazır yapılmışını satın almış üşengeç bir nesliz. Gideyim de bir an önce okulda sergimi açayım. Hadi ben tıpıştım. Son, iki, üç, dört. Kes! Kes! Ya ben hayatımda böyle iğrenç bir müzik görmedim. Dilkocuğum, sürekli yanlış çalıyorsun. Sürekli hatalı vuruş sergiliyorsun. Ya bam bam bada bam bam bada bam bam bada bam. Bada bada bam. Bam bam bada bam bam bada bam. Ya sürekli bada 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 diye vurulur mu ya? Bada bada diye vuruyorsun sürekli. Furkan, sen mi kafasını kırarsın, ben mi kırayım? Ola la! Sanki mecburum ya. Biz ne yapıyoruz zaten, ben onu bile anlamadım. Bıdı 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 vurup vurup duruyoruz. Hangi şarkıyı çalıyoruz? Ya aklına ne geliyorsa onu çal. Aşkların en kedi canlısı. Yani maksat Aspike Fernandez, aktivite bodrum vites. Kesiyor musun? Hayır. Peki o zaman biz neden buradayız? Hep beraberiz. Böyle ellerimizi de almışız. Allah Allah, kabile miyiz biz? Kabile mi olduk? Dilko Patçım. Ya bazen söyleyeceğim söyleyemiyorum. Lan şu dilimin ucuna geliyor. Ya bazen boş konuşuyorsun. Yani komple boş, empty, hiç yok. Ne yapayım? Ne diyeyim, bizim kafanı indiririm şimdi. Ay benim kafam şişti zaten. Bak buradan beynim, buradan da beynim akıyor. Allah Allah, bu ne benim bam 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 bam. Yeter, yeter. Ya daha güzel işte ya. Fikrimin plastik gülü. Yani böyle siz çaldıkça benim de kafamda planlar canlanmaya başlıyor. Pis yediliği yok edecek bir plan buldum bile. Ne fikriymiş o? Yani şöyle anlatayım başkan, bir hayır işi var diyeceğiz. Hayır işi ne ya? Ya aşkım, bildiğimiz hayır işi işte. Yani muhtaçlara yardım hesabı. Ya Etkincim, yalnız burada bir fikir bul... Ya sen kim oluyorsun da fikir buluyorsun? Burada bir fikir bulunacaksa o da Furki bulur. Reis çünkü o. Bak. Bu çalışıyor hep, bu hep düşünüyor burada hep. Hadi orada dinleyelim Zekiciğim. Ya başkan şöyle oluyor. Yani araba yıkayarak para topluyoruz diyeceğiz ve topladığımız paralarla da yardıma muhtaç insanlara para veriyoruz diyeceğiz. Sonra da bütün arabaları yıkatacağız embollere. Kendi arabalarımızı, anlatabildim mi? Yani çok iyi bir fikir değil tabii ama idare eder. Yani benim pis yediliği okuldan attırmak için yaptığım fikirlerin yanında bir hiç. Ama şimdilik başka bir planımız olmadığına göre bununla idare edeceğiz. Ya maksat kıllık olsun. Kıl 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 kıl. Aşkı taşkımı da kaybettim. Kıl 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 yaptı. Ne var lan Kamil? Ne çağırdın hepimizi buraya? Onu trafo çağırdı ya. Bizimle bir şey konuşacakmış. Yine saçma sapan bir sürü şey söyleyecektir bizi ya. Oğlum ne konuşuyorsun çocuğun arkasından? Yiyorsa suratına söyle. Arkadaş, bunlar da sevgili oldular ya, elektrik diz boyu arttı ha. Milletin arkasından bile konuşamayacağım. Evet, itirazım mı var? Neyse ya, seninle uğraşıp keyfimi kaçıramayacağım. Çünkü öğleden sonra Alice'i eve atacağım. Gündüğün düşü görüyor. Uyandırmayı kıyamıyorum. Görürsün bak. Hakikaten trafo niye çağırdı ki bizi buraya? Böyle gizli toplantılara vakit harcayacağına. Ya o sınıfa yeni gelen çocuğun ağzını burnunu dağıtsa mesela. Ha. Sen Rüzgar'ı diyorsun. Aman işte neyse adı. Ya eşeğin istemediği ot dibinde bitermiş. Çocuk bizim sınıfta çıktı ya. Cimomcum biraz önyargılı davranmıyor musun ya? Bak biz Rüzgar'la gittik. Furkanlarla falan kavga ettik yani. Furkan'la anlaşamadığı iyi bir insan olduğunu göstermez ki. Ayrıca siz de hemen korumayın onu. Yarın öbür gün size de ukalalık yapar. Hah. Cimbo, eşeği sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş demiştin ya. Tebrik ediyorum, çok ileri görüşlüsün. Arkadaşlar bu Rüzgar. Ekibimizin yeni üyesi, tanıştırmak istedim. Selam. Ekibimizin yeni üyesi mi?
Niye yeni üye alıyoruz ki biz? Ayrıca hadi yeni üye alacağız diyelim. Onca insanın içinden neden bu tikiyi seçtin? Gülçek, aslında Rüzgar da aynı bizim gibi ya. Bırak Mert Allah aşkına ya. Ya ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... bu tiki canla yerini doldurmaya çalıştığın kişinin Güney olduğunu hatırlatırım. Gülçek, saçmalıyorsun. Tamam, ben onunla konuşurum. Siz şey yapın. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kardeşim, sen Gülçek'in kusuruna bakma ya. O bu aralar biraz acı çekiyor ondan. Yoksa iyi kızdır ya. Acı derken? Başka, ya şimdi onun acısı şu, hani eskiden... Neşe. Tamam, onu biz sana sonra anlatırız ya. Kendisine salça diyoruz. Neden salça dediğimizi hala anlamadıysan yakın zamanda anlarsın. Ha, bu doğrucu. İki aile. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Seni gruba tek bir şartla kabul ederim güzel kardeşim. Ali, sen hoşlanıyor musun lan? Alice kim? Bak, gördün mü? Daha Alice'in kim olduğunu bile bilmiyor. Birader, o benim kız arkadaşım. Yani yengen olur. Canım arkadaşım, içinde bozukluk varsa verelim PC'yi de gitsin çay alsın gelsin bizi. Yok aga, bozukluklar tamirde. Sen git al, ben sonra alırım sana. Vay, sevdim lan bu çocuğu lan. Hem cimri, hem de akıllı. Kalk yavrum, kalk. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Karı patladı da. Neyse, sen ne yapıyorsun? Neyse ya, Orçun'un anneannesi ölmüş, duydunuz mu? Ay yazık! Canım benim. Ya. Niye yazık canım? Allah Allah! Yani tabii ki ölecek. Hepimiz ölmeyeceğiz mi? Ay işte zaten ne güzel işte, ölmüş, bu dünyadan kurtulmuş yani. Ama baktığında güçsüzler böyle, efendime söyleyeyim, yetersiz de ölecek ki böyle yeni nesil daha güçlü güçlü gitsin, değil mi? Yani bu doğal direksiyon. Bilimsel çıkma farkı. Anlaşmayın hemen. Doğal direksiyon değil, doğal seleksiyon. Ya niye öyle diyorsun ki Damla? Tamam, Orçadan çok fazla nefret ediyor olabilirim ama anneannesinin ölmesine üzülmemem anlamına gelmez bu. Hatta çıkışta taziyeye de gideceğim galiba ben. Evine. Sen şaşırdın mı? Çocuğu böyle okulda gördüğünde bir böyle oluyorsun. Yani evine gidilir mi? Niye gidiyorsun ya? Allah Allah. Ya evet, dayanamıyorum okulda görmeye. O yüzden diyorum ki siz de benimle mi gelseniz? Ay çok şakacısın tatlım. Çok seviyorum seni. Ay sen iyice saçmaladın. Nereye geliyoruz biz canım? Ayrıca böyle tırnak içine belirtiyorum. Hiç kimse beni kendi isteğimle, bir de kendi isteğimle bir varoşun evine götüremez. Aa, şaşkaloz. Haddini bil. Konuş, konuş. Sen daha böyle çok konuş ölülerin arkasından. Ama yarın öbür gün Orçan'ın anneannesi gelip de bize musallat olduğunda yok Melis'cim beni kurtarabilir misin demeyeceksin. Duymayacağım ağzından o lafı. Karışmayacağım. Seni zaten cin çarpmış, cin çarpmış. Allah'ım onu da benim başıma atmış, belamı vermiş. Öf! Nereden çıktın? Niye bana musallat olsun? Olsun, sana olsun. Tövbe tövbe. Olur, olur. En çok da sana olur. Çünkü neden? Çünkü ilk sana olacakmış. Hep öyle olurmuş zaten. İlk sana gelecekmiş din. Terbiyesiz. Filmin dilin çok uzadı ama şu an seni dövecek yerlerim acıyor. Bir şey olur mu gerçekten, doğru söyle. Yani ben de öyle duymuştum. Bence gidelim taziyeye, kurtuluruz büyükten. Tamam. Gidelim ama korktuğum için değil. Yani hiç korkmadım aslında. Gidelim ama bir şartla. Yani biz oraya gidersek anneannenin böyle ölü elmasından falan verirlerse, ikram ederlerse ben yemem. Baştan söyleyeyim, tamam mı? Elma mı? Helva diyecektin galiba. Ölünün arkasında helva yapılır, helva yenir. Sen de beni iyice sap belledin ha. İkinizin de dili oldu pabuç kadar. Hayret bir şey. Yani dünyada her ölünün arkasından böyle bir helva yapılsaydı obeziteden geçilmezdi ya. Kafayı mı yediniz siz? Elma. Tamam Damlacığım, sen merhumenin elmasından yemezsin ama yeter ki benimle gelin. Ah. Harika. Hayatım gel. Vallahi çok özledim. Elçin. Elçin, şu kapıyı aç da...
Elçin. Hayatım bak zaten konuşamıyoruz günlerdir. Allah aşkına aç kapıyı da konuşalım. Bak zaten sabahtan beri dinlemiyorsun. Bir konuşalım. Hayatım kornaya bas. Elçin ne yapıyorsun ya? Ya bir bas. Elçin. Ya bir bas. Ya dur da bir insan gibi konuşalım. Elçin kime diyor? Ya şurada bir... Bas. Sabaha kadar kornaya bas. 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 Sabaha kadar bas. Hayır. Ya burada... Ya para... Bas sabaha kadar. Bas Erçin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne oldu? Sevgilinecek halin yok ya Erçin Hanım. Ne oldu ha? Ya bir şey soracağız. Sabahtan beri bir şey anlayacağız. Dat 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 dat. Ya beni de ana yarattı ya. Beni de bir insan doğurdu ya. Yapma gözünü seveyim ya. Erçin mi Yaman? Ceyhun mu Yaman? Ben de buradan kalkarsam adam değilim. Arkadaş dur bir ya. Bir iki... Şaka yapıyorsun değil mi? Ne oldu? Geri vitesi taktın buraya geliyorsun değil mi? Gel. Aklın yolu bir tabii. Sen bana kıyamazsın. Agresifim benim. Gel. Gel sen beni özledin ya. Beni öldürmeye çalıştı. Tanrı aşkına, bu kız çıldırmış olmalı. Oğlum Ceyhun, karşı yakanın sol açığı gibi. Önüne 40 metre top atılmış gibi. Koş oğlum, koş! Canını sokakta bulmadın sen. Kaç! Hayırlı işler. Helva almaya paramız yetmedi. Biz de piskevet aldık. O da işkenin, olsun canım. Yanında kola da var. Daha ne olsun arkadaş? Gerçi bunları yemeye hiç fırsatım olmayacak. Çünkü Alice beni doğal ortamımda görünce bana bir kere daha aşık olacak. Şimdi tek şey anneannemi evden nasıl göndereceğim? Evet. El işi işlemeyi nevresim takımları, el işi oyalar, danteller, dantel masa örtüleri, el işi işlemeli mutfak takımları, nakışlar, ne ararsanız var yani anlayacağınız. Güzel. Şöyle iyilerinden birer kilo hepsinden sarı verin. Ama biz adet olarak satıyoruz. Adet olarak verin o zaman. Zaten biz de adetten olsun diye satın alıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Size her birinden birer tane normal günlük kullanım için, bir de özel günlerinizde kullanmak için ayrı ayrı hazırlayalım. Bizim Dizel Bey'le her günümüz özel zaten. Tamam, siz kafanıza göre takılın. Ben size bir hesap çıkarayım. Toplam KDV dahil 25 bin lira. Ne? Çok pahalı. Ama bunlar el işi hanımefendi. El emeği göz nuruyla yapılıyor bunlar. O zaman şöyle yapalım. Ben bunları kiralayayım. Fakat satın alma opsiyonu bende kalmak şartıyla. Çeyiz kiralanır mı hiç hanımefendi? Bal gibi de kiralanır. O zaman haftalık 1500 lira isterim. Olmaz, çok pahalı. O zaman pazarlık yapalım. Siz ne diyorsunuz? 1600. Ne? Ama... 1700. Hadi inat etmeyin artık. Ne desem bilemedim, kafam karıştı şimdi. Son teklifim 2000 lira. Daha da bir kuruş arttırmam efendim. Tamam, tamam. 2000 liraya anlaştık. Ama bu nasıl pazarlıktı anlamadım. Fiyatta inmeniz gerekirdi. Ben sizin seviyenize inmem efendim. Ben Sultanlar Sultanı Esma Sultanım. Nasıl olsa bizim okuldaki zengin bebelerden bunun 10 katını çıkartırım ben. Hadi şimdi bunların alayını paket edip arabama yollayın. Ben tıpışıyorum. Oğlum be, daha dün Gülizar teyzenlerdeydim ben.
acaba şimdi niye yine beni çağırdı? Ya anne de ben şimdi sana yalan mı söyleyeceğim burada ya? Allah Allah, yolda gördüm ben güzel teyzeyi. Dedi ki dün ananınla çok güzel sohbet muhabbet ettik dedi. Gelsin bugün bir daha sohbet muhabbet edelim dedi ya. Madem ki öyle dedi, o zaman ben de gideyim oğlum. Hadi çantamı ver. Hadi bir an önce git sen ya. Şu şişlerimi. Kadını bekletme. Hadi. Hadi yardım et, koyayım içine. Şunu dışarı, tamam. Sopamı da ver oğlum. Sopamı da ver. Benim sopanı al. Hadi. Hadi ananım. Hadi canım ananım. Hadi bakayım. Hadi sen çok çok selam söyle benden. Çok selam söyle güzel teyze, tamam mı? Hadi. Selam oğlum. Ha. Söylerim. Dikkat git git. Tamam. Ha. Keçeden keçeden. Ah. Ah. Ulan inşallah şimdi Güzel teyze ben seni çağırmadım demez ha. Yok ya. Niye desin? Yıllardır onun arkadaşı bu ya. Hatırlar sohbet muhabbet ederler. Efendime söyleyeyim dedikodu yaparlar. Çakal orca. O nedenle gittiğine göre evin ambiyansını değiştirebilirim. En az 6-7 tane genç gelecek usta sana. Ustacım. Bunların hepsi genç amele. Beleş iş gücü yani. Ona göre çalıştır. Peki hiçbirine para vermeyeceğim değil mi? Eh seni be abicim ya. Yok be abi, ne kenesi ya. Ya bunlar bu işi zevk için yapıyor, anladın mı? Ya sen onlara sil de silsinler. Parlat de parlatsınlar. Ya öl de ölsünler be abicim ya. Senin anlayacağın eti de senin, kemiği de senin ustacığım. İyiymiş. Gelsinler o zaman bakalım. Tamam abi. Eyvallah. Tamam geçelim. Tişörtü bir yıkat. Bak tuttum seni. Sen de iyi çalıştıracak göz var. Hepsini iyi çalıştır ona göre. Nereye koysam ben bunu şimdi ya? Ah canım ananeciğim kız. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum ha. İleride böyle boy boy sarışın sarışın torunların olacak. Ne diye kızıyorsunuz bana? Kızım çeyiz kiralanır mı hiç? Ya oynatacağım ya. Ben oynatmayacağım, kiralayacağım. Hem ne diye para vereceğiz boşu boşuna? Ya evlenmek zor iş. Ama seninle evlenmek daha zor iş. Önce annem görsün çeyizini de ondan sonra ne yapıyorsan yap. İnsan isteyince her şey olur. Ayrıca size bomba gibi bir haberim var. Kesin elimde patlar o bomba benim. Malum, çeyiz sergilemek adettenmiş. Çeyiz sergileyince herkes hediye verirmiş. Çeyizimi okulda sergilemeye karar verdim. Kızım, okulda çeyiz sergilenir mi ya? Ha? Resim sergisi oluyor da çeyiz sergisi niçin olmasın? Ya oldu olacak müzede sergile. Tövbe tövbe. Hem niye okulda sergileyeceksin ki çeyizini? He? Sergiyi gezmeye gelenlerden çok para kazanacağız. Okul zengin bebeleriyle dolu. Çok para kazanacağız. Paraya para demeyeceğiz. Beni bağışla, ben bu işte yok. Beni karıştırma. İlgilenmem gereken müşteriler var. Hadi yürü bakalım. Hatta sağdan yürü, cüzdan bulursun. Çok düştüm paraya bu ara, çok. Hadi tıpış bakalım. O zaman hop zengin kalkışı yaptım. Tıpıştım ben. Erkeğin özü adamın dibi insan. Evet. Ambiyans da hazır. Ha! Sonra cima, yatağımın çarşaflarını değiştirdim, ayaklarımı yıkadım, delik çorabımı değiştirdim. Başka adım ne kaldı? Dişin. Dişler! Ha! Dişler! Nasıl atırsın Orça ya? Birazdan Alice'le öpüşeceksin, dişlerini fırçalamadın. Ah! Az kalsın unutuyordum. Hadi kaçayım, kalk dişleri fırçala. Kusura bakma Fatih. Ben ilk günden beri sana seni sevmediğimi söyledim. Bundan sonrasını kendin bilirsin artık. Uğraşamayacağım. Demek senin için yaptığım bunca şeyden sonra telefonlarımı bile açmıyorsun ha Gülçiçek. Pekala. Madem tatlılıktan anlamıyorsun, ben de senin anlayacağın dilde anlatırım birbirimiz için yaratıldığımızı.
yakışıklı seni. Dişlerini de fırçaladık. Şimdi tek eksik kaldı. O da Ali. Geldi. Vallahi Alice geldi. Billahi Alice geldi. Geldi Alice. Evet, ne eksik kaldı? Her şeyi yaptık. Aa, parfüm. 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 Annenin için baş sağlığına gelmiştik. Dördünüz bir mi geldiniz? Yok. Yani Alice tek başına geldi. Biz de böyle hologramız. Allah'ım yarabbim ya. Ay bu çocuk yemin ediyorum ya sevdiğinde bile yani böyle kapasitesi dal gibi dal gibi ya. Saçmalayayım, saçmalayayım. Damlacığım, saçmalama, çocuğun acısı var. Acım çok büyük. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Çıkım acım karıştırıyorum. Geçin içeri geçin. Seni alır hemen de. Şey, ayakkabıları çıkartayım. Ayakkabı çıkarılıyor mu sizin evde? Çıkarıyoruz biz. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Kamililere bak ya. Şurada 40 yılın başı Alife'ye bakmışım. İlla maydanoz olacaklar ha. Niye kızıyorum ki ben? Sonuçta bir kız yerine de 4 kız atmış oluyorum. Oğlum Orço, annenin öldü, sen cennete düştün. Şeriatım, otur dilgim açıyor, sen şöyle genç adam. Beni sen oraya kalktın, oturma oraya sakin. Sen gel şöyle Alice'ciğim, sen de kendi kamaçı sen bırak. Sen atıp süt araya bir yere. Gitti anneannem, gitti. Bilinmez yolculuklara, uzak diyarlara gitti anneannem. Benim anneannem gitti. Gitti anneannem. Orçucuğum, başın sağ olsun. Sağ ol canım arkadaşım. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Orç arkadaşım, ay gerçekten böyle başım falan sağ olsun işte yani. Hani ben de öyle taş kalpli gözüküyorum ama üzüldüm. Ama sen üzülme. Sonuçta gideceğimiz yer hepimizin aynı değil mi? Mürettebat. Mürettebat değil. Mukadderat. Bana bak Beril. Yani bak şurada ölüleri çağırırım, üstüne salarım ha. Yani bari şurada yapma ya. Valla. Yapma öyle evinde, öyle evinde yapılır mı böyle şeyler? Çok teşekkür ederim canım arkadaşım benim canım. Arkadaşım. Sağ ol canım arkadaşım benim. Ne kadar incesiniz, ne kadar iyi yüreklisiniz, ne kadar safsınız canım arkadaşlar. Bunun benim ya. Beni mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparmış bunlar. Yani sonuçta dostlar kötü gün dostu değil miydi? Evet, evet. Çok zor söylüyorsun dostlar bugün için. Oh, iyi ki, iyi ki sizin gibi. Öyle 4 tane çok güzel arkadaşım var benim. Kötü günümde bile beni yalnız bırakmıyorsunuz. Oh. Ne koyayım size, ne içersiniz? Ya ben öyle elması yemem. Onu öğrendim. Onu yemem. Elma mı? Orçucuğum hiç gerek yok, hiç zahmet etme. Biz 2 dakika uğrayıp başsağlığı dileyelim dedik. Ya olur mu öyle şey ya? Bisiklet var şurada. Ha? Ben size kola doldurayım. Ha? İçersiniz kola değil mi? Madem öyle, o zaman ben diyet olsun. Diyet kola istiyorum. Ay benim de diyet olsun. Benimki de diyet olsun o zaman. Diyet kola mı? Ben bunu hiç düşünememiştim ya. Neyse bakkal hemen şurada ya, 2 adımlık yer. Ben bir koşu gider alıp gelirim, tamam? Yok Orçucuğum, hiç zahmet etme. Hiç hiç biz içmeyiz, gerek yok. Olur mu Alice'cim ya? Zahmetim olur ya gidelim ya. Öyle gelip yalap şaplak oturup kuru kuru gitmek olur mu canım arkadaşımın? Bakkal hemen şurası, ben bir koşu gider alır gelirim. Anneannem de gitti anneannem, gitti anneannem, gitti hanım. Ne oldu sen şey yaptın, gittin ya. Neyse ben gideyim alayım geleyim bir şey daha, tamam mı? Biril. Peki kızım bakkal ne ya? Ay Damlacığım ya, ne kadar cahilsin ya. Bakkal işte bu varoşların süpermarketi. Ha, iyi o zaman.
Ay tövbe tövbe ya Rabbim, bu anneanne kadın vallahi bana bakıyor. Ay yazık anneanne, bakma bana bakma. Ah Orçun, ah bunca yolu yürüttün ya bana. Ay senin alacağın olsun. Ay, ay baldan tatlı kadınmış annene. Kalp krizinden mi ölmüş? Ay kızım ölmüş işte, ne fark eder neden öldüğü. Ayrıca yani ecel geldiyse böyle cihane, kalp krizi şahane değil mi? Sorunsuz sorunsuz. Şahane değil, bahane, bahane. Yahu kalp krizinden değil, zaten büyük ihtimalle kalp yetmezliğinden ölmüş kadın. Ay işte yoksul kadının hali başka oluyor, kalp yetmemiş kadın. Allah'ım yüce Rabbim ya. Kızlar, bu böyle anneanne böyle bana gözlerini böyle dikti. Hiç kesmiyor yani, sürekli bana bakıyor. Vallahi ben çok korkmaya başladım, bak. Bak tüylerim diken diken oldu vallahi. Acaba ruhu evi terk etmemiş olabilir mi? Hala burada olmasın, ha? Saçmalama Damla, niye terk etmesin ruhu evi? Şş, kızım ya, geldik görevimizi yaptık işte. Ya yaptık bir şey, tam yapalım bari Damla. Bak Orça da gelir şimdi. Aha geldi, hadi açsana kapıyı ya Damla. Ay sen kafayı yedin galiba. Sen şaşırdın. Deli midir nedir? Git kendine bir tane uçak tut be. Uçak değil, uşak. Ya hadi Damla ya. Gerçi var ya ben bakayım bence de en azından resimden kurtulurum. İyi. Ay o geldi. O geldi vallahi, o geldi. Ne ya? Ne oluyor? Kızlar, ne işiniz var burada sizin? Burası benim evim. Aa, Orçun'la ders mi çalışmaya geldiniz bakayım? Hadi, ortada kadar. Ben de size geldim. Ne? Sen bana ortak mı dedin? Terbiyesiz seni. Ay hala hortlak anneannenle iletişime geçebiliyorsan söyle, biz gidiyorduk zaten. Hiçbir şey yapmayacağız. Bana bak kızım, şu elindeki bastonu görüyor musun? Vallahi bundan seni kıvranım arkaya. Dur anne, anne yapma ne olursun, onlar yabancı değil, onlar bizim arkadaşımız, hadi sen. Hadi anneciğim, sen geldiğin yere geri git. Ha, hadi ruhlar alemine geri git sen, kış 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 ruhlar alemine. Hadi be, sen git ruhlar alemine, eşek sıpansı seni. Geç. Sabredemedik, karıları kızlara ev attım. Doğurdu vardı, doğurdu vardı ya. Ha vur hadi, vur hadi. Bu tarzdan şu kadar beyaz. Vur sana bir daha. Hadi, hadi vur. Yerini bulsun diyorduk ya Songül. İşte buldu. Burası şahane bir yer. E adettendir diye biz de çeyizimizi sergiliyoruz işte. İnsanlar el oyalarıyla oyalanırken biz de parayla el işini bitireceğiz. Çok para kazanacağız, çok. Nasıl da dantel gibi ince ince örmüşüm planı. Vallahi ben bunları duyduktan sonra ölsem de gam yemem Esma Hanımcığım. Pes. Yaz ben anlamıyorum. Benim burada ne işim var Esma Hanım? Ne yapıyorum ben burada acaba?
Oyabildiğiniz için oyabilir hanım. Hem soran eden olursa bu oyalar nasıl yapıldı diye oturup anlatmanız için. Ayrıca müdür yardımcım değil misiniz? Bana yardım etmek göreviniz. Ve ben ne anlarım efendim tığ işinden, oyadan, el işinden falan. Ben bir tek şiş bilirim. O da bir takım densiz erkekler sarkıntılık ederse şişliyim diyerekten. Yani tamamıyla savunma amacıyla o kadar o. Hadi bakayım ne yapıyorsun orada sen? Hadi pamuk eller cebe. Hadi attıralım bir şeyler. Bu nedir ya? Çok saçma. Seninle ilgili yıl sonu kanaat notum kanaatlandı gitti. Elveda diyebilirsin notçuklarına. Durun hocam ya. Olur mu hiç? Benim hayatımda gördüğüm en şahane çeyiz sergisi bu. Ha şöyle. Aferin. Görüşürüz hocam. Aferin. Gel bakayım kız çocuğu. Hadi bakayım attır şuraya bir şeyler. Hocam bozuk yok. Bende var. Benim asabım bozuk. İstersen seni de bozabilirim. Hem o saçların hali ne öyle? Oyabilir hocam. Hatırlatalım arkadaşımıza öğrencilerin saç boyamalarıyla ilgili yönetmeliği. Tamam hocam ya. Şu cebimde vardı birkaç yüz lira. Hmm. Bu arada sergi şahane. Abi, abi. Elçin dur. Benim ya dur. Ceyhan. Canım. Ya manyak mısın sen? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Eşkıyadan başladı şimdi. Aşkım ne biçim konuşuyorsun? Eşkıya meşkıya. Hayır, ağzına kışma. Ceyhan yüreğim indi. Yüreğim indi ne yapıyorsun? Arkaya geçiyorsun ağzımı kapatıyorsun. Sinsi sinsi böyle kaçıracak gibi. Aa eli de çok ağır benim hanımın. Eli de çok ağır. Ya bak yakışıyor. İki dakikada beni sinsi eşkıya yaptın. Var ya senin tersin hakikaten pismiş aşkım beni. Aşkım deme bana. Aşkım deme ödümü kopardın Ceyhun yüreğime iniyordu. Ne oldu şimdi? Yani bir gece eve gelmedik diye sildin mi beni ha? Bir gece eve gelmedik diye beni sildin mi Elçin? Ayrıca açıklama yapmama da izin vermiyorsun. Neyi açıklayacaksın Ceyhun? Neyi açıklayacaksın? Gerçekten nasıl kıvıracağını çok merak ediyorum. Açıkla. Şimdi... Açıkla. Dur ya açıkla 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 dur. Açıklıyoruz işte sık boğaz etme. Tamam açıklarken ama ondan sonra ertesi sabah Zeynep'in arabasıyla berber şantiyeye geldiğinizi de açıkla. Hadi ya. Onu da mı gördün? Sherlock Holmes sevgilim benim. Pişkin pişkin bir de gülüyorsun. İn arabadan Ceyhun in. Hayattayım abi. Ya hayatım hem bana açıklama yap diyorsun hem arabadan in diyorsun. Ya ben iki işi aynı da nasıl yapabilirim? Ha? Nasıl yapabilirim? Açıkla o zaman. Dur beni ürkütme dur. Şimdi anlatıyorum bak. Bak beni dinle. Lafıma girme. Beni dinle bak. Anlatıyorum. Şimdi ben o akşam evdeydim. Televizyon seyrediyordum. Geç oraları. Yahu bir dur da bir dur da. Abi de her lafın içindesin. Dur bir aşkım ya. Bak şimdi. Televizyon seyrediyorum. Ah bir baktım telefonum çaldı. Ya. Arayan Zeynep. Zeynep'in numarası. Bir de Zeynep'in numarası diyecek kadar rahatsın. İyiyiz yani öyle mi? Ya aşkım Allah aşkına bir dur ya. Allah aşkına bak anlatıyorum işte sana. Zeynep'in numarası olduğu için ben de açtım tabii. Açtım. Dedi bu numaranın sahibini tanıyor musun dedi. Bak bana dedi. Adam dedi numaranın dedi sahibini tanıyor musun dedi bana dedi. Bak nüansa bak. Çok yaratıcı. Evet. Bir dakika. Sen bana inanmıyor musun? Hayır. Biraz fazla Hollywood işi oldu ama anlat belki inanırım. Dur bak sonunda kesin inanacaksın. Bak anlatıyorum şimdi. Şimdi adam çıkınca ben konuştum ya. Dedi ki bana efendim dedi, kimse sen dedim. O da bana dedi ki ben dedi barmen dedi. Buradaki bayan dedi burada dedi komaya girdi dedi onu alın dedi. Yani? Yani bu kadın içmiş içmiş bar köşelerinde sızmış evet. Ne yapsaydım aşkım? Aşkım ne yapsaydın bana söyle ha? Onu orada bir başına bıraksa mıydım yavru kumru gibi ha? Acaba o zaman karşı yakalı sığar mıydı? Geçip bana karşı yakalım diyebilir miydin? Ya bırak karşı yakalıymış işine gelince karşı yakalı. Ya sana ne el alemin kadınından Ceyhun? Sana ne el alemin kadınından ya? Bir dakika. O rehberdeki onca isim arasından bu barman senin numaranı nasıl buldu acaba? Takıldığı şeye bak. Kadın işte bak takıldığı şeye bak. Yahu mesai saatleri içindeyken son arananlar listesinde benim adım varsa bu benim suçum mu aşkım ya? Benim suçum mu? Takdiri ilahi buraya yazıldı oldu. Ceyhun. Efendim? Onca gün düşündün. Bunu mu uydurdun? Nasıl ya? Yavrum ben sana doğruyu söylüyorum. Sen doğruya inanmıyorsun aşkım. Doğrusu bu ya. Ceyhun beni çıldırtma.
Saçma saçma konuşma diyor. Ne olur in arabadan, saçmalama ya. Hayır, inmiyorum. Hayatta inmiyorum. Cihan, ineceksin bu arabadan. İnmiyorum. İneceksin. İnmiyorum. Yürü. Bu iş burada böyle bitmez. Yürü, kanıtlayacağım sana. Yürü, gidiyoruz. Ya neyi kanıtlayacaksın? Cihan, in arabadan. Hadi ben bak. İnmiyorum. Nereden kilitleniyor bu? Hadi gidiyoruz. Cihan, aç şu kapıyı, in arabadan. Sakın bir daha açma, kilitledim. Hemen gidiyoruz, ben sana bunu ispatlayacağım. Ceyhun, Ceyhun gerçekten filmin bittiyse in arabadan, dersi yetişeceğim. Hayatta inmem bak, hayatta inmem. Yürü gidiyorum, ben sana bu işi kanıtlayacağım, göstereceğim her şeyi. Yürü. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Bara. Kadınla fingir dediğim bara beni mi götürüyorsun Ceyhun? Bak ne diyor bana ya. Ya oraya götürmeyeyim, bara götürüyorum yani. Bara götürmüyorum da bara götürüyorum. Niye bara götürüyorum? Bari benimle konuşturmak için. O yüzden bara götürüyorum. Söylesin sana doğruları. Çok saçma Ceyhun ya. Allah aşkına in şu arabadan. İnmiyorum. Hadi bas. Hemen gidiyoruz. Papan gelecek. Çabuk bas. Of. Hadi. Of Ceyhun. Of. Of. Mert, sen kahvaltı yaptın mı sabah? Ya canım istemedi. Ne demek ya, ye canım istemedi. Olur mu öyle ya? Aç mı gireceksin derse? Oğlum midem bulanır. Ya yok, bir şey olmaz ya. Bak ben sana bisküvi aldım, tamam mı? Bunu ye. Şimdi ben gideyim çay da alayım yanına, tamam? Tamam, yok yok, çaya gerek yok, bu yeter ya. Niye canım, olur mu ne öyle kuru kuru sabah sabah? Ben sana çay alayım ki. İşte kıyamam. Songü teyze bisküvi ya. Ne yapayım ben işimi yapıyorum, temizlik yapıyorum. Bisküviyi attın ya. Koymasaydınız üzerine o zaman. Koymasaydın. Songül teyze, peki bir şey soracağım sana. Masaya koymayacağım da nereye koyacağım bisküviyi ya? Çok, o da benim derdim de. Fesubhanallah ya. İlla önünüzde masa var diye bir şey koymak zorunda mısınız siz? Mert, sen annemin kusuruna bakma ya. Yok hayatım. Mert, sen annemin kusuruna bakma ya. Utanmıyorsun değil mi? Burada bir tane kusur var. O da benim yanlış seçimler yapan kızım. Sağ olsun. Olsun. Aşkım, bu iş burada çözülecek bak. Ben sana ne kadar doğru söylüyorum göreceksin. Gel. Of Ceyhun. Oflama aşkım, oflama. Ben sana her şeyi ispatlayacağım. Bak benim adımla Ceyhun'sa ben karşıya kalıysam ben sana bunu ispatlayacağım. Ceyhun, burada kimse yok. Nasıl yok hayatım ya? Pardon. Ya daha biraz erken geldik. Açılmadı galiba. Ondandır yani. Ceyhun, ben gidiyorum. Gitme hayatım. Dur. Gözünü seveyim, dur ya. Bak. Affedersiniz. Bakar mısınız? Açmadık arkadaşım. Öğlen açacağız. Hay senin canını yiyeyim. Sakallım benim. Gel. Gel. Gözünü seveyim. Gel. Ya bak. Beni tanıdın mı ben? Hani. Ne oldu? Ne vardı? Ne mi vardı? Ya işte ben oyum hani. Beni tanıdın mı? Kimim ben? Geçen gece sizi telefonla aramıştım değil mi? Gördün mü bak, kendisi, ben söyledim, kendisi söyledi, gördün değil mi? Evet, kimim ben? Onu da söyle, kimim ben? Cengiz Bey, Cengiz Bey'di. Şimdi hayatım, o şey, ikisi de C ile başlıyor ya, ondan karıştırdı herhalde. Öyle bakma ya, öyle balık gibi, ne olur. Ceyhun ben, bak Ceyhun, karıştırın sen, Ceyhun. Tabii ya, Ceyhun Bey. Evet. Sahi hanımefendi nasıllar? Burada. Getirdim işte. Dedim ki bak, git dedim, barman abi sana her şeyi anlatsın dedim. Anlat da dinlesin, anlat. Yo, ben diğer hanımefendi diyorum. Hani alkolü fazla kaçıran sevgilinizdi değil mi? Ceyhun! Aşkım dur, vallahi açıklayabilirim. Ne olur dur ya. Arkadaşım yapma, gözünü seveyim. Ocağına düştüm. Ne yapıyorsun? Yangına körükle gitme ya. Hanımefendi o gece bayağı bir kötüydü. Engel olamadık. Alkolü fazla kaçırdı. Umarım bir sağlık problemi yoktur. İyi değil mi sevgiliniz? Anam, ne sevgilisi ya? Arkadaşım, gözünü seveyim. O benim sevgilim değil ya. O benim arkadaşım. Da değil, o benim patronum ya. Olur, olur, olur böyle şeyler. Sağlık olsun, iyidir umarım. Ana, bana salak çıktı. Arkadaşım ne saçmalıyorsun sen? Ben sana anlattım ya, hani geldik telefonla konuştuk. Ben nereye gidiyorsun? Elçilik bir dinler misin? Ne yaptın ya? Hocama incir çıktı. Ne yaptın? Görüşürüz. Sana soracağım ben. Seninle görüşeceğiz, yakacağım seni. Sevginize geçmiş olsun dileklerimi iletin, güle güle. Sana ben bir ileteceğim, göreceksin sen. Furki, duydum. Bu aslan miyav dedi. Ver oğlum, normal kedi o. Nasıl kedi ya? Bana aslan dedin. Ben o yüzden aldım bunu. Dağ aslanı dedim Zeki. Ay git aşko. Ya bunlar çok tatlı değil mi? Küçücük, baksana bana aşık oldu, nasıl bakıyor? Ya bunlar var ya bunlar. Ya manav değiliz ama halden anlarız be aşkım be. Limit. Ama bunlar çok savunmasız be. Ya evet ya, ne yapsak ki acaba? Böyle acımasız insanlara karşı savunma sanatı sporlarına falan mı yollasak ha?
Kendilerini savunurlar en azından. Bence bunları hukuk fakültesine yazdıralım. Sonuçta önce kendilerini savunmayı öğrensinler, sonra da gelir bizi savunurlar. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Zekicim, Damlacığım, hani biz daha önce konuştuk ya, bu yavru hayvanlar için yardım kampanyası düzenleyecektik. He, sen yardım diyorsun. Geliyor. Aa, küçük hayvan, minik hayvan diyorsun. Gelmek üzere. Yardımlaşma diyorsun, kampanya diyorsun. Hayır, ama sen üç kelimeden fazla şey söylüyorsun Furki ya. Yani sen beni tanımıyor musun? Niye üstüme geliyorsun? Ben üç kelimeden fazla şey söyleneceği zaman bir cümle oluşturamıyorum. Gelme üstüme, ezme beni, yazık. Gelmedi. Sen üzülme Damlacığım. Bak ben de anlıyorum ama konuşamıyorum. Bana bak, kedi. İyisin, iyisin. Fatih. Arkadaşım. Merhaba. Biz bu yavru hayvanlar için yardım kampanyası düzenliyoruz da, gönlünden ne koparsa. Ya az önce sosisli yedim, hiç param kalmamış. Ne dedin? Sosisli yemiş. Sosisli mi yemiş? Bana bak, beni dellendirme. Bak bunlar muhtaç. Koy şuraya, 3-5 at göreceğim. Yemin ederim okulda bulur yakana yapışırım. 3-5 at göreceğim. Tamam Zekicim, tamam. Afiyet olsun arkadaşım da, yani ben de diyorum ki keşke şu yavrucakların da karnı doysa. Ya bir bakar mısın şuna ya? Ya yavrum, uy kucu. E ona da siz alıverin, paranız yok mu sanki? Ya yok, aldık, şu an karınları tok zaten de sürekli böyle kucakta mı gezecek bu hayvancağızlar? Büyüdüğü zaman da ayı gibi oluyor bunlar. Ya bir de bizim bunları geri bırakacağımız Yavru Hayvanları Koruma Derneği'nin de biraz yardıma ihtiyacı var tabii. Öyle yani, nereden baksan maksimum 4, bilemedin 5 hayvana bakabiliyorlar. Ya çünkü o dernekler çok büyük dernekler değil, biliyor musun? Kedicik, kedicik. Çok yazık, bunlara baksana. Gel, 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 gel. Arkadaşlar şimdi bu içinizdeki hayvan sevgisini ben sonra sorgulayacağım. Onu çok anlayamadım. Ne yapacaksınız bunları? Ya biz çok hayvansever bir oto yıkamacıyla tanıştık ama o kadar hayvansever ki o kadar olur yani. Oto yıkamacının içerisi kedi köpek dolu, öyle söyleyeyim ben. Bir tane de at var. ben de adama dedim ki biz gelelim buraya araba yıkayalım. Kazandığımız paraları da şu yavrucaklar için harcayalım. He, ama derseniz ki siz sonuçta sizde para bol. Atın 3-5 yaptırın. Bizim paraların hepsi kirli para. Biz dedik ki böyle alnımızın teriyle kazandığımız parayı koyalım ortaya, çalışalım dolayısıyla. Yani şimdi bir de bunların giyimi var, kuşamı var, yemesi var, içmesi var. Ondan sonracığıma eğitimi var. Yani var da var değil mi? Var yani. Siz araba yıkayacaksınız. E tabii. Ya baksana şunun tatlılığına bak ya, bunun için neler yapılmaz ya. E biz de dedik ki yani elimizi köpüğün, süngerin altına koyalım dedik yani, anladınız mı? Siz de diyorsanız çorbada bir tuzumuz olsun, yani itiraz etmeyiz. Ne diyorsunuz, olur mu? Gelir misiniz? Ha? Var mı olur mu? Olur ya, geliriz biz. Var ya, yavru köpek dedin mi bizim için akan sulardır. Allah'ım ekibim. Çok doğru söyledin baco, ama bak akan sular durmasın, aksın 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 ki biz arabaları yıkayalım ve bu hayvanlar için paralar toplayalım. Anlatabiliyor muyum? Helal sana babuş. Aferin lan. Çak. Adamsın. Tamam o zaman. Sen bize adresi ver. Biz de okul çıkışı gelelim. Şimdi nasıl günahımı aldığımı anladın mı Elçin Hanım? Hiçbir şey anlamadım Ceyhun. Barman bile söyledi. Bak sevgilinmiş işte. Hayda. Sen anlaman gereken yeri anlamamışsın. Dur hayatım, ben sana bir daha anlatayım. Barman Jayce dedi ki işte. Barman Jayce. Evet, o benim de ağzım biraz tuhaf geldi. Kız. Senin şu gülüşüne var ya, ömrümü veririm ömrümü. 2 gündür kan kusturdun bana. Sen benim yerimde olsan ne düşünürdün Ceyhun? Bir hayal et. Ben ne yapardım? Ben şimdi önce gelir konuşurdum seninle. Önce gelir benimle konuşurdun. Yani ben gece eve gelmeyeceğim. Sonra sen beni sabah okula başka bir adamın arabasıyla gelirken göreceksin ve beni dinleyeceksin, konuşacaksın benimle, öyle mi? Ağzını burnunu kırarım. Dalağına sökerim vallahi, dağıtırım Allah'ıma kitabı çok fena. Yok öyle bir şey, öyle bir şey. Bak öyle bir şey yok, tamam mı? Öyle bir şey yok. Ya nasıl oluyormuş?
Ya şimdi ben sana haksızsın demiyorum tabii. Haklıyım tabii Ceyhun. Yani hayatım sen de bu iki günde benim dengemi mengemi mahvettin, kimyamı falan her şeyimi bozdun ya. Gel buraya. Ceyhun yapma, araba kullanıyorum. Ya ne arabası ya? Araba daha mı önemli? Ya özlemiş olamaz mıyım? İki gündür susuz kalmış olamaz mıyım? Hiç öyle şatafatlı laflar etme Ceyhun. Daha halletmedik bu işi. Bitti bitti. Oldu bitti. Paket bu. Parça paket. Yolla abi hadi. Paket maket olmadı. Ben sana söyleyeyim. O kadın bu o geceyi bilerek planlayarak yaptı. Bak buraya yazıyorum. Haydi bre. Hayatım bazı şeyleri çok abartıyorsun. Bak şimdi. Hakikaten abi ya niye bilerek yapsın ya? Ya tam gittim bara, tamam mı? Aldım bunu, eve getirdim. Tam evden çıkacağım. Kız başladı ağlamaya. Nasıl baba diye ağlıyor. Nasıl baba? Yani bırakamadım ben de. Ya. Yani, evet. Vallahi ağlıyordu, resmen ağlıyordu baba diye. O yüzden çıkamadım ben de yani. Baba diye ağlıyor. Ayrıca bilerek yapsan niye babasını sayıklasın yani, anladın mı? İlginç. Yani. Bence de ilginç. Ama bir tanem sen bana güven. Bak. Yani yoksa senin Karşıyakalı sevgilin, senin şu Karşıyakalı sevgilin, kanı kırmızı ve yeşil akan sevgilin seni aldatır mı? Sana bunları yapar mı tanem, ha? Yapar mı? Bak hayatım, benim gözüm ve gönlüm senden başkasını görmez ve seçmez. Bak şimdi. Ha şöyle. Ya biraz yumuşa şöyle, biraz yumuşa aşkım ya. Elçin. Ya şöyle evet yumuşa, yumuşa. Yapayım mı? Neyi yapacağım? Yapayım mı? Ya Ceyhun çocuk musun? Ne olur lütfen. Ya hep böyle şeyler yapıyorsun. Yapıyorum. Beni güldürüyorsun. Güldürme beni, yapma, hayır. Ya bak yine çocuk çocuk hareketler. Ya Ceyhun yapma. Ya şurada trip atıyorum sana, yapma. Eyvallah. Hadi kalk bakayım buradan. Kalk 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 kalk. İşim gücüm var benim. Hadi hadi. Hayırdır Songül teyze? Hayır mı? Ya işim gücüm var canım. Hayır diyorsun sen ya. Hadi hadi hadi. Hadi kalk 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 kalk. Hadi. 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 Kalk 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 kalk. Bak Songül teyze ben bırak ben bir iki dakika yiyeceğimi yiyeyim ondan sonra tamam mı? Olmaz çünkü temizlemem lazım benim. Hadi kalk 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 kalk. Taktı ya taktı. Takarım tabii. Daha ben sana ne takacağım sen görürsün. Sıra burada. Hadi. Kalk 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 kalk. Songül teyze neye göre sıra bunda? Ha? Bir sürü sandalye, bir sürü masa var. Neye göre sıra bunda ya? Bunu açıklar mısın bir? Bunun sırasını ben biliyorum bu sıra. Ben de yani bunun sırasının neresinin olduğu. Hadi kalk kalk kalk. Allah Allah. Ne olacak bunların bu hali ya? Yani annemin hali. Tek bir çözüm var. Barışmak. Barıştırmamız lazım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yani benim yüzümden okula da geç kaldın ama bunu yapmak zorundaydım. Kusura bakma. Olsun. Aa Ceyhun ne yapıyorsun inşaatın önünde? Vallahi hayatım şu yaşadığım son 72 saatteki azaptan sonra ben seni dünyanın her yerinde öperim umurumda da olmaz. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Dikkat et, dikkatli git. Zeynep Hanım, nasılsınız? Nasıl olalım, yorgunuz. Yorgun musunuz? Evet, saatlerdir çalışıyoruz.
MSI başlayalı da bayağı bir oldu. Ha, siz onu diyorsunuz. Yani evet, ben biraz geç kaldım, kusura bakmayın ama biraz problemlerim vardı. Onları hallettim ama merak etmeyin, bir sıkıntı kalmadı. Hangi problem işten daha önemli olabilir Ceyhun Bey? Kız arkadaş problemi Zeynep Hanım. Kız arkadaş problemi. Ama olmaz. Özel hayatla iş hayatı birbirine karıştırılmamalı. Öyle mi? Gecenin bir vakti evinden çıkıp geri dönmeyen bir erkek arkadaşı var bu kızın. Ve nasıl olduysa bu durumu öğrenmiş, erkek arkadaşına atar yapıyor. Liseli kız. Nereden bilsin özel hayatla iş hayatının birbirine girmemesi gerektiğini? Öyle değil mi efendim? Ha? Öyle değil mi? Hadi tatlım, boş geçmeyelim, bağış yapalım. Bağış falan yapamam hocam. Bütün paramı harcadım. Hepsi bu. Ne diyor bu Songül? Hepsi bu. Gerisini harcamış. Ben de seni harcıyorum o zaman. Esma Hanım, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Sırrı Topuz Beyefendi okulumuzu şereflendirdiler efendim. Aa, tanıdım efendim. Hoş geldiniz. Hoş. Şerefler verdiniz. Zaman zaman böyle sürpriz ziyaretler yapıyoruz Esma Hanım. Umarım sizi zor bir pozisyonda bırakmamışızdır. Bayılırım sürprizlere. Nedir bunlar? Bunlar şey efendim, bunlar okulumuzdaki öğrencilerin el işleri. El işleri. Nereye gidiyorsun bakayım böyle gülümseye gülümseye? Şey işte, öyle not almaya gideceğim. Niye? Sabah gidersen niye gelmedik ki? İşim vardı Alis. Neyse ben gideyim şu notlarımı alayım da gelirim yanınıza. Hadi bay bay. Bu kızda bir iş var. Ben burayı yazdım. Çok ilginç bir sergi. Gerçekten sizi tebrik ederim Esma Hocam. Lise öğrencilerinin bu kadar yetenekli olacağı aklımdan geçmemişti. Sağ olun efendim. Esma Hanım, bu kutu ne? Açar mısınız? Açmasak efendim, zira çok büyük hissediyorum ben. Başım büyük belada. Açın lütfen Esma Hocam. Şöyle yapalım, ben sizin kutunuzu açayım. Ha, lütfen. Oo, burada büyük miktar para var Esma Hocam. Ne parası bu, açıklayabilir misiniz? Onlar şey efendim, efendim o şey, bir bağış parası. Yani el işleri satılarak toplandı. Evet, evet. Anladım, el işlerinin parası. Ne tesadüf. Bizim de böyle bir uygulamamız var yeni. Okulların el işi ödevlerini kermeslerde satıp Türkiye genelinde imkanı olmayan yoksul öğrencilerin eğitimi için harcıyoruz. Eğer müsaade ederseniz bu parayı da o amaçla kullanabiliriz. Tabii efendim. İşlerini almasınlar da bağışı biz bir şekilde toplarız. Biz bu el işlerini de alalım. Çok büyük para yapar Esma Hocam bunlar. Tabii sizin izninizle. Ene de olsa yoksul çocuklar için değil mi? Ben bu yüce gönüllülüğünüz, yardımseverliğiniz karşısında daha fazla konuşamayacağım efendim. İzninizi rica ediyorum. Yaptığınız yardımları duyunca çok duygulandı. Hocamız çok hassastır bu konularda efendim. Ben de bu durumdan raporumda bahsedeceğim. Ayrıca sizden ve okulunuzdan da övgüyle bahsedeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Alayım sana bir tane. Kimse gelmemiş. Boş ver ya. Biz başlayalım, ondan sonra gelirler. İyi yaşa. Sağ olun. Selamünaleyküm dayı, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Eyvallah. Araba mı vardı? Ah, ileride olacak inşallah. Biz şimdi araba yıkama işi için geldik ya. Ha, siz şu araba yıkamaya gelecek olan amele gençlersiniz. Amele mi? Ne amelesi ya? Salçam. Böyle iş yerlerinde öyle deniyor demek ki. Kızdırmasana adama. Yavru köpekleri düşün. Gıcık gıcık. Neyse patron. Ne yapıyoruz anlatsana bize biraz işi. İş bildiğiniz araba yıkamışı.
Önce arabanın içindeki paspasları çıkarıyorsunuz. Evet. Onları yıkıyorsunuz. Hı hı. Sonra arabanın içini süpürgeyle alıp iyice her tarafını bir güzel siliyorsunuz. Dışını da sabunlayıp yıkıyorsunuz. Sonra bezleri duruyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ya dayıcığım, arabayı yıkarken müzik açabiliriz değil mi? Fazla bağırtmadın ama. Hadi. Tulumlar burada arkadaşlar. Bunları giyinip başlıyorsunuz. O zaman daha çok araba yıkayalım da daha fazla bağış gelsin bari. Kanka abiklerim, diyorum ki bir tane arabayı da iki oğlu orçalar yararını yıkasak... ...vallahi hamburgerin içine bile razıyım ha. Vallahi sana istiyorsan bir avuç köpek maması verelim Orça. Ne? Köpek maması mı? Ha, hem hayvanların damak tadından da haberdar olmuş olursun. Yıkam. Al şunu yıkam. Allah. Abi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu araba büyük yani diğerlerinden. Diğer arabalardan aldığımız için kadar mı alacağız? Bundan daha fazla almayacağız mı? Size ne benim alacağım paradan? Ne demek ya size ne benim alacağım paradan? Bu paralar kimsesiz yavru köpeklere bağış olarak gitmiyor mu? Yok daha neler. Kimsesiz hayvanmış. Siz önce kendi aç karnınızı doyurun, sonra hayvana sıra gelsin. Hocam bir dakika ya. Biz şimdi boşu boşuna mı güneşin alnında çalıştık? Yani bu yaptığımız işlerin bağışı köpeklere gitmiyor muydu ya? Ne bağış arkadaşım, ne bağış? Ben buraya dünyanın kirasını veriyorum. Siz farkında mısınız? Aa, bak işte furkişler geliyor. Ya onlar sana anlatırlar ya olayı. Ulan Kamiller, bu kıyafetlerle mi araba yıkacaksınız? Furkiş kardeşim, gömleğini yediğimin güzel arkadaşım benim. Şu amcayı anlatsana bu işin hayır işi olduğuna. Aa, hayır işi tabii ya, hayır işi. Yani bu arabasını yıkadığınız insanlar size çok hayır duası edecekler. Yalnız yanlış olmasın, hayır işi değil, hayır işi. Ya ne diyorsunuz lan siz? Arkadaşlar, çok başarılı buldum ben sizi. Ya bayağı iyisiniz. Özellikle jeneratör iyisin. Üzerine hiç sıçratmadan yıkamayı başarmışsın. Bu arada kek piyasasına büyük bir açılım yarattınız. Ve altısı bir arada. Ben kesin alırım. Ayrıca size çok teşekkür ediyoruz. Yani Aşk Toşkom'un arabasını çok temiz yapmışsınız. Sağ olun. Aşk Toşkom da zaten size good good dualar edecek. Aynen. Zaten bugün yıkadığınız arabaların neredeyse hepsi bize ait olduğu için... ...o iyi duaların hepsini bizden alacaksınız. Merak etmeyin. En başından anlamalıydık. Tikiler ve hayır işi aynı cümle içinde geçince... ya ...bu işin bir oyun olduğunu en azından tahmin etmeliydik. Neyse ya, takma artık kafanı. Yani sonuçta biz o sevimli hayvancıkları görünce basiretimiz bağlandı herhalde. Aynen öyle oldu. Neyse, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günçiçek, Günçiçek. Fatih lütfen konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Gider misin? Mahallede laf söz olacak. Biz laf söz olmasın diye sözlendik zaten. Unuttun mu? Günçiçek, bir yerlere gidip konuşmak istiyorum sadece seninle. Ben konuşmak istemiyorum Fatih. Günçiçek. Beni dinlemek zorundasın. Bırakır mısın? Kolumu acıtıyorsun. Ya sen? Sen benim içimi acıtıyorsun. Farkında değil misin? Vallahi bunun sorumluluğu bende değil.
Ben sana ilk günden beri bunun bir oyun olduğunu söyledim. Sana bugüne kadar aramızda bir şey olabileceğine dair tek bir kere bile ümit vermedim. Bırak Günçiçek. Şu dünyada senin gibi güzel bir kızla evcilik oynarken kendini kaptırmayacak bir erkek olabileceğine inanıyor musun? Ayrıca Güney de çekti gitti işte. Senden sadece beni daha iyi tanıyabilmen için şans istiyorum. Ben seni zaten daha iyi tanımaya başladım Fatih. Sen sözünde duramayacak kadar iradesiz, bir kızın canını acıtarak istediğini yaptırabileceğini düşünecek kadar zavallısın. Şimdi kolumu bırak yoksa çok kötü olur. Ya ne olur? Bırak diyorum sana. Bırak kolumu, bırak. Peki, bırakıyorum. Ama yalnız kolumu. Seni sevmeyi değil. Sen de fark edeceksin Günçiçek. Yakında sen de anlayacaksın senin için doğrusunun ben olduğumu. Ve o serseriye çekip gittiği için teşekkür edeceksin. Ya Mert, bak hepimiz çok sinirliyiz biliyoruz ama... ne olur okulda hırgür çıkartıp Besma Çatlan'ın eline koz verme ya. Ya peki benim bünyedeki sinir ne olacak kardeşim, ha? Ne yapalım, kamyonun böyle arkasına bağlanan zincirler gibi topraktan mı çekelim enerjimizi? Vallahi arkadaşlar, Mert sandığımdan daha kötü durumda. Sorma ya. Eğer hemen sinirini çıkartacak bir şeyler bulamazsak... bugün olmazsa yarın okulda cıngar çıkacak. Ya ben bir intikam planı düşünmüştüm aslında. Ya intikam planı yaparız zaten kızım. Sorun o elinin avucunun kaşıntısının geçmesinde. Geçer geçer. Sen sıkıntı yapma ya. Olmadı biz okul çıkışı bir dolanırız. Koskoca İstanbul yani. İlla dayak isteyen birileri vardır. Gerçekten mi diyorsun ya? Yapar mısın bunu benim için? Yaparım tabii canım. Niye yapmayayım? İşte bu be. Allah'tan Orça'ya kalmadık da bir intikam planı yaptık. Yani sinirin geçmezse artık... Orçadan çıkarırsın. Çok tatlı oldular bunlar ya. Allah Allah. Allah. Günaydın Camiller. Günaydın. Kanki Canpinklerim, Cimbom'la çok süper bir plan yaptık ha. Biz de gidip arabalarımızı furkişlere yıkatalım diyoruz. Orço sussana ya. Zaten sinirim bozuk. Neyse hadi gidelim biz. Kız bana bak, ne oldu anlat hadi. Anlatırım sonra. Şimdi anlat. Ya bir dur, bir nefes alsın kız ya. Ya alınır nefes. Nefes dediğin nedir ki? Alır sonra yine. Anlatsın of, işte. Tamam Salt ya. Fatih yok mu? Ya o sinirimi bozdu. Hangi Fatih? Şu çakma sözlü olan Fatih. Yok, Fatih Hoca. Ona dedim ki Burak'la Drogba'yı yan yana koy, arkalarına da Snyder'i koy, öyle oynat. Ama dedi ki orta sahayı bozamam. Ay herhalde benim Fatih kim olabilir? Bu pis yediliğe dün yıkadıkları arabalar yetmemiş herhalde ya. Ya o değil de canlarım. Bak bu bize yetmedi. Bahşiş istiyoruz diyorsanız ben de hep banknot banknot. 300'lük 500'lük. Ya bozuk olsa neyse atardım önünüze de şimdi yok ki bozuk. Ya arkadaşlar hani biz sizin arabalara bir temizlik yaptık ya. O hiç içimize sinmedi bizim ya. Arkadaşlarla konuştuk. Ya dedik ki nasıl temizlik yaptık? Biz onu bir düzeltelim, telafi edelim hatamızı dedik. Ya görüyor musun ne kadar da... İyiler, ne kadar böyle kadir şinas, ne kadar yardımsever kişilik bunlar. Neyse arkadaşlar, buyurun. Ver, ver. Beyler ya, yapmayın. Bulaşık deli değil mi ona? Yapmayın ya. Ya yapma, hey. Aa, şşt. Sen hiç duymadın mı ya? Böyle en iyi kiripası bulaşık deli çıkarır diye duymadın mı? Yalnız karabibercim, sözünü kesiyorum ama orada bir yanlışım var. Dikenli tel kullanın. Dikenli tel, yağ, pas... kir sorununa kökten çözüm. Dikenli tel kullanın. İşte o yüzden de ovalayarak temizleyeceğiz. Ya abi yapmayın, çizilecek. Her tarafı çizilecek arabanın. He, olacak o kadar. Ama göreceksiniz, tertemiz olacak. İlk günkü gibi olacak. Hatta fabrikadaki boyanmamış hali gibi olacak. Durun abi, tamam. Durun, durun lütfen yapmayın bak. Tamam, ben ettim, siz etmeyin ya. Ne olur bak, tamam. Hatalıyım, özür diliyorum. Şimdi o öyle olmaz kardeşim. Bizim bir tane şartımız var. Neymiş şartınız? Hiçbir şeyi duymadan kabul ediyorum. Ya nasıl kabul ediyorsun ya? Ya sen kim ol? Ya bana soruyor musun sen kabul etmeden önce? Ben belki kabul ediyor muyum? Ya benim araba zaten hep çizik içinde. Ya böyle kareli defter gibi oldu. Tamam.
Tamam, ben de kabul ediyorum. Neyse, ben yine de söyleyeyim. Bu temizlediğimiz arabaların parası var ya, onları hemen nakit olarak şu anda istiyoruz. Artı bahşişler! Ya, sen bırak bana. Çizdiğine değdi mi? Al, bu kadar var üstünde. Vallahi böylece hayvanların nafakasını da eksik etmemiş olduk. En yakın hayvan derneğine gidip bunu bağışlayalım arkadaşlar. Ha, bu paralar kimden geldi derlerse artık biz de işte bazı hayvanlardan diğer hayvan kardeşlerimize bağış oldu diye biz şey yaparız, söyleriz. Oo, ne fırki, bütün laflarda sana geliyor ya. Bütün laf... Ne ağır konuştu kız. Çok ağır konuştu. Sus Zeki, yürü hadi, yürü. Sus. Ne yapıyorsunuz Dizel Beyciğim? Sana yumak sarıyorum. Tel sarar Dizel, tel sarar. Bırakın, ben sararım efendim. Bırak sarayım, bırak sarayım. Yoksa sinirden sana saracağım şimdi. Şu bizi düşürdüğün duruma bak. Çeyiz senin çeyizin, olan bana oldu. Niye? Çünkü valide ile aranızda kalıyorum. Sosyetede çeyiz meyiz yok efendim. Ne anlarım ben örgüden, tığdan? Öyle deme. Öyle deme. Başımıza çorap örmek de üzerine yok maşallah. Ne yapayım efendim? Ben mi tutturdum çeyiz diye? Gidin annenize çemkirin siz. Hop. Doğru konuş kız. O senin de annen. Doğru. O benim de mamiciğim. Nasıl olmuş, nasıl olmuş? Çiçek mi şimdi? Evet. Bu da sapı. Ya kızım, bu çiçeğe sapına hiçbir şeye benzemiyor ki. Ne yapayım efendim? Ne dikersen onu biçersin. Vallahi ben orasını burasını bilmem, tamam mı? Bak, eğer bu el işleri bitmezse bu nikah gerçekleşmez ona göre. O kadar. Ne yapayım acaba? Tığ bırakıp şişe mi başlasam? Kuzu şiş. Dikleri gününü gösterdiğimize göre artık sinirim biraz yatışmıştır sanırım. Tabii biraz yatıştı. Yatışmada değil de şarj oldum da... Yani sinir dediğin öyle kolay kolay yatışmıyor. Böyle bir insan böyle ağızlarını, yüzlerine böyle bir iki tane patlatmak istiyor. Hayır yani, içinde hala böyle bir sinir kitlesi varsa eğer... Bence git o Fatih denen çocuğu döv ya. O cimbama yaptıkları için onu döv yani. Ağzını burnunu kır. Fatih mi? Fatih ne alaka ya? Senin haberin yok muydu? Neyden haberim yok muydu? Sevil. Hı. Ne oluyor? Ne yapmış bu Fatih denen çocuk? Bravo Neşe. İşte bu yüzden bazı şeyleri senin yanında konuşmuyoruz değil mi? Sevil. Ha. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Yok, ben bir şey gizler miyim senden? Gizlemiyorum da. Yani gizlemek denmez buna da. Şimdi sen çok sinirlisin diye ben öyle şey etmek istemedim yani. Sevil. Hadi. Tamam, anlatıyorum. Bu Fatih Cimbom'un peşini bırakmıyormuş. Ne demek bırakmıyormuş ya? Ben sana aşık oldum falan deyip etrafında dolanıyormuş. Hayır yani. Şimdi sadece peşinde dolansa falan tamam, anlarım. Böyle... Yol kesmeler, kolunu tutmalar, canını acıtmalar falan böyle. Eşkıya mısın oğlum sen yani anne? Yol kesmeler, bir de canını acıtmalar ha? Ya, aferin. Tamam Mert, ben sana hiç böyle sinirlenme, bir şey yapma falan demeyeceğim de... Bu çocuğun adamları, bilmem neleri vardır. Yani hiç olmazsa beni düşün. Ben seni her anımda düşünüyorum ya, merak etme. Ama bu Fatih denen çocuğun cezasını vermek artık şart oldu. Tamam, adamları olabilir, haklısın. Ama bizim de pis yedilimiz var. Hallederiz. Sevil, içimi bir telaş kapladı. Bu çocuk bir delilik yapmadı. Tamam, sen susmazsan şimdi deliliği ben yapacağım. Hadi yine ben suçlu oldum yani. Sus, sus, sakin ol. Sus artık, sus. Trafo, canım arkadaşım. Güzel arkadaşım benim. Bana bak. Sen beni tanıyorsun, biliyorsun, ediyorsun. Cimbom'u ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsun güzel kardeşim. Pekal, ben şimdi yeminimi bozmak istemiyorum güzel kardeşim. Yani cicisi yapıp böyle her yerde kavga etmek istemiyorum. Ben çünkü yemin ettim, söz verdim Sensi'ye. Orço, yemin ediyorum döveceğim seni hem de olur olmaz yerde. Oğlum biz bir ekip değil miyiz lan? He? Oğlum bizim sloganımız hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için değil mi? Güzel kardeşim, o slogan üçlü aşörlerin değil miydi?
Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Bence kendimize yeni bir slogan düşünelim. Hem belki sloganı buluncaya kadar Fatih yaptığı hatayı anlar ve Cimbom'un peşini bırakır. Böylelikle ben de yeminimi bozmamış olurum. Merak etme kardeşim, ben seni oraya adam dövmeye götürmüyorum zaten. Hani kalabalık gelirler, bir iki tanesine şaklabanlık yaparsın, dikkatini dağıtırsın diye götürüyorum. Selam. Hayırdır kardeşim? Mesajı alır almaz geldim. Gel kardeşim ya, zamanımız var. Ya bizim böyle ekipten bir arkadaşa böyle bir yamuk yapmışlar da onun ifadesini alalım dedik. Ben de sen de gelmek istersin diye mesaj attım. Deli misin ya? Çağırmasan bozulurdu. Bak, gördün mü? Adam daha iki gün oldu olmadı geleli. Hiç sorgusuz sualsiz geliyor. Kim ne yapmış, nerede yapmış, kime yapmış soruyor mu bunları? Kalk gidiyoruz. Yürü gidiyor. Adamların kafalarını gözlerini patlatacağız. Yürü. Nereye gidiyoruz? Ha? Nereye gideceğiz? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunlar şimdi de bıçak bıçak çekerler mi kardeşim? Ona göre vallahi bak yeminimi bozacağım veyahut da bozmayacağım. Tamam tamam, ben çocuğa mesaj attım. Dedim ki eğer konuşmaktan anlayacaksan yalnız gel. Eğer dayaktan anlayacaksan adam topla geldi. Bir de adam topla mı geldi diye. Aferin sana Tirafo. Bravo sana Tirafo, bravo sana. Gerçekten bravo. Ulan tamam. Sen niye adam topla gel diyorsun? Arayacaktın çocuğu, diyecektin ki birader dertine seninle iki üç laf konuşacağız diyecektin. O gelecekti, biz de dördümüz Allah'a ne verdik patakite 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 gidecektik çocuğa. Ama nerede? Sen de illa bir atraksiyon, illa bir action. Bitti mi? Bitti. Hadi. Bak, son kez bir daha söylüyorum. Ben yeminimi bozmam öyle olur olmaz kişiye. Heh, geldi Fatih Bey. Aa. Tek başına gelmiş. Tirafa bunu tek koluyla halleder ya. Gerçi kalabalık gelselerdi de sorun olmazdı güzel kardeşim. Ben yeminimi bozmayacağım ya, ona çok seviniyorum. Orço, sana kötü bir haberim var kardeşim. Sanırım yeminini bozmak zorunda kalacaksın. Tirafa, hadi bak gel yol kenken kaçalım. Ya oğlum sen benim kavgadan kaçtığımı ne zaman gördün ya? E tamam güzel kardeşim, her şeyin bir ilki vardır. Orço. Oğlum bari korktuğunu belli etme de elimiz zayıflamasın. Elimiz zayıflamasınmış. Sanki elimizde as döper var. Nedir benimle konuşmak istediğin konu? Bir tahminin vardır herhalde ya. Eğer konu Günçiçek'le ilişkimizse... Şimdi bir dakika dur orada. Orada duracaksın. Konu Günçiçek'le ilişkin değil. Konu Günçiçek'le ilişkin olduğunu zannedip onu rahatsız etme. Bak, zaten kendi içinde karışık bir durum. Sana bir tavsiye. İsmi ne olursa olsun, bu konu Günçiçek'le benim aramda. O öyle olmuyor Fatih Bey. Şimdi sen pis edilden birini rahatsız edersen, hele böyle sokakta yolunu çevirip kolundan tutup canını acıtırsan, o pis edilinin meselesi oluyor. Şimdi önünde iki tane seçenek var. Ya Günçiçek'i bir daha rahatsız etmem dersin. Ya da? Ya da sözün bittiği yerde yumruklar konuşur. Benim için sıkıntı yok. Günçiçek'i bir iki yumruktan korkup vazgeçmeyecek kadar çok seviyorum çünkü. Senin o sevgi dediğin şeyi biz zor kullanarak elde etmeye çalışmak diyoruz. Neyse, konuşarak anlaşamayacağız belli ki. Diyorum ki, yanımızda gelen arkadaşlar olaya hiç karışmasın. Birileri yan çizmeye mi çalışıyor ne? Yan çizmeye falan çalıştığım yok. Ben sadece yanında getirdiğin adamların böyle delikanlı gibi dövüşüp dövüşmeyeceğinden emin değilim. Malum bizim bıçakla silahla falan işimiz olmaz. Merak etme. Şöyle iki gruba da bir göz atarsan eğer... ...bizimkilerin senin tıfıl arkadaşların karşısında... ...bıçağa ya da silaha ihtiyaçları olmadığını anlarsın. Pekala. Orço, hadi oğlum mevzu başlıyor. Oğlum merak etme, güzel konuşuyorlar. İyi tamam, konuşa konuşa anlatayım. Saçmalama yürü ya. Ne var kardeşim ya? Ben mi dedim beş kişi getir diye bunlara ha? Öyle mi? O zaman ben şu anı bir kameraya çekeyim de... ...Alice görmek ister belki ha, ne dersin? Tamam tamam, sok o kamerayı içeyim. Kam. Bir içi de banksız halledim be. Ya bir kere sana güvenebilelim ya. Bir kere gözümüz arkada kalmasın. Güvenmeyip de ne yapacaksın güzel kardeşim? Senin yüzünden onca dayak yiyeceğiz bunlardan. Beyler. Muhabbetiniz devam edecek mi? Yoksa başlıyor muyuz? Fatih Bey hazır arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar, esas olanımız sabırsızlanmış. Bekletmeyelim. Gel.
Ya Allah, bismillah davranmış. Ya Allah, nereye kaçıyorsun lan? Ha, sen bunu kaçırdın, bunu daha ne ettin lan? Babacığım. Efendim annem. Çay içer misin? Ben de neyim eksik diyordum. Sağ ol. Tam istediğin gibi yaptım. Hem açık hem şekersiz. Baba. Efendim. Bir şey soracağım. Ne demek kızım, bildiğin bir şeyse. Dur. Sen bu bankacılık çevrenden bilirsin. Piyasada bir şirket varmış. Zeydam İnşaat. Duydun mu? Zeydam İnşaat'la senin ne işin olabilir? Aha! O polisler gelmeyecekti ki onların ağızlarını burunlarını patlatacaktım ben. Orçun bir sus Allah aşkına ya. Zaten hep kaçak dövüştün. Ne kaçak dövüşeyim oğlum? Ne kaçak dövüşeyim? Ona rakibi yormak denir. Hiç mi boks maçı izlemedin sen? Madem kaçak dövüştüm, aha buradaki çizik ne? Ben o çiziğin nasıl olduğunu biliyorum. Yumruktan kaçayım derken yere düştün de oldu. Mert, bu ne ya? Ne oldu size? Aa! Aa! Mert insan da bir insan değil miyiz? Ya iyi misin be? Aa! Ne oldu trafo, ne bu haliniz? Ayrıca bu kalanın burada ne işi var? Hah. Ben de Cimbom ne zaman hoş geldin diyecek diye düşünüyordum. Hoş gelene hoş geldin diyorum, merak etme. Ya Günçiçek tamam ya, uzatma. Furkanlarla mı kavga ettiniz? Yok. Furkanlarla kavga etsek bu kadar hasarımız olmazdı. Kimle kavga ettiniz o zaman? Fatih'le kavga ettik. Fatih mi? Ha. Senin canını acıtmış falan. Biz de gittik bir uyarıda bulunduk. Artık herhalde bir daha yapmaz. İnanmıyorum trafoya. Ya, Fatih'le kavga ettiniz. Şuna Fatih ve 20-30 adamı desek daha doğru olur. He, anladım. 5 kişilerdi. Bir dakika, bir dakika. Trafo. Şimdi ben bunun için mi kavga ettim? Ya he kardeşim, onun için kavga ettin ya. Bak canım. Çok uzun bir hikaye bu. Şimdi Cimbom'un eski bir sözcüsü var, tamam mı? Fatih. Bunlar ayrılınca Fatih tabii bunun peşini bırakmadı. Salça, kapasana çeneni ya. Benim adım bu değil Rüzgar. Ayrıca kimse senden böyle bir iyilik istemedi. O yüzden minnet de bekleme. Yok yok, ben kimseden minnet beklemem de. Ya zaten trafo için giderdim. Ama senin eski kırığınla kavgaya gittiğimizi bilseydim bu kadar istekli olur muydum bilmiyorum. Eski kırığın ne ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ya Cimbom, baksana çocuğun ağzı burnu patladı senin mevzuna. Biraz daha şey davransana. Niye biraz daha şey davranayım? Kim söyledi ona üstüne vazife olmayan işlere karışmasını? Keşke Fatih burnunu kırsaydı da böyle her işe burnunu sokmamayı öğrenseydin. Ya Günçiçek. Ya Cimbom nereye ya? Cimbom bir dur. Tamam tamam, bırak gitsin ya. Abi sen de kusura bakma. O bu aralar biraz... Biliyorum biliyorum. Acısı var. Ama nasıl bir acıysa insanlıktan çıkarmış kızı ya. Sevin. Ha. Sence bu ikisinin birbirinden bu kadar nefret etmesi bir şey işaret olabilir mi acaba? 2 dakika magazine bağlamadan duramadın değil mi ya? Bak benim sevgilimin suratına ne olmuş? Orası burası şişmiş. Kalk git kız, buz getir kalk. Bana ne ya? Senin sevgilin değil mi? Sen getir. Ya aslında buza falan gerek yok ya. Bir öpücükle halledebiliriz. Ha, geçer mi öyle? Geçer. Aa, tatlıcığım. Şu dudağım benim bir acıyor, bir acıyor şurası. Üf, yemezler o çaya. Yemezsen yanımda yat o zaman. Yok, benim bilgim yok. Bir arkadaşın babası girecekmiş de oraya öyle merak ettik. Bu Zeydam İnşaat enteresan bir şirkettir. Enteresan derken? Eskiden oldukça saygın ve güçlü bir şirketti. Bunu 2 ortak kurmuştu. İsimlerini hatırlamıyorum şimdi. 2 ortak kızların isimlerinden türetmişlerdi bu şirket ismini. Neydi? Zeynep de Damla. Zeydam İnşaat ismi oradan gelir. İlginç.
Asıl ilginç olay ondan sonra başladı. Bu büyük ortağın kızı küçük ortakla ilişki yaşamaya başladı. Ne? Zeynep'le mi? Nereden biliyorsun? Yoksa öyle iki tane isim söyledin ya, ben de şey yani attım tuttu. İşte ondan sonra ortaklar bunu öğreniyor ve ortalık kan gölü. Nasıl kan gölü? Canım silahlar konuşuyor işte. Aa! Sonra? Zeynep'le ilişkisi olan ortak gidiyor vuruyor ortağını. Zeynep'in babasını? Evet. Sonra biri hapse biri mezara. Ay inanmıyorum. Hikayeye bak. Film gibi değil mi? Film gibi. Sonra ne oluyor şirkete? Vallahi şirketin yapım halinde birçok işi vardı. Daha sonra başa Zeynep Hanım geçti. Gerçi diğer aileyle muallak da olaylar falan ama. Vay anasını. Yine de helal olsun, oldukça iyi götürüyor şirketi. Kim, Zeynep mi? Evet, babasından iyi kapmış işi. Gerçi bu ortaklarıyla problemler falan yüzünden bankalarla ve kredilerle biraz problem yaşadı ama yine de iyi götürüyor işi. Tamam baba, teşekkür ederim. İyi hadi ben odama çıktım, afiyet olsun. Ha o arkadaşının babasına söyle, merak etmesine gerek yok. Teknik ve profesyonellik açısından şirkette bir sorun yok. İyi bir inşaat şirketidir. Söylerim. Sağ ol baba, afiyet olsun. Ay bu kadından her şey beklenir. Hiç normal değil Ceyhun, uyarmam lazım. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Hem de hiç hoş gelmedim Fatih. Gülçek, sakin olur musun? Otur lütfen. Sorun nedir? Bir de sorun ne diye soruyor musun? Ya kaç yaşında adamsın, yanına almışsın bodyguardlarını, benim arkadaşlarıma saldırıyorsun. Liseli çocuklara. Ya bunlar da boylarına, postlarına bakmadan ilişkimize karışmaya kalkmasalardı. Hangi ilişkiden bahsediyorsun sen ya? Bizim ilişkimiz falan yok. Hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Ben seni sevmiyorum diyorum, anlamıyor musun? Şu anda güney yüzünden içindeki acıları dışa vuruyorsun. Hatta belki beni güneyin yerine koyup öfkeni kusuyorsun. Ama bak bir gün gelecek, seni terk edenin güney, senin hep yanında olanın da ben olduğumu anlayacaksın. Hala güneyden bahsediyorsun ya. Bir insan nasıl bu kadar kör olabilir? Belki ben başka birini seviyorum. Başka biri mi? Evet. Başka birini seviyorum, oldu mu? Biraz gururlu bir erkek gibi davran, beni peşime bırak. Başka biri ha. O rüzgar dedikleri veletten bahsediyor olmalısın. Ama merak etme Gülçiçek. Değil rüzgar. Fırtına olsa seninle arama girmesine izin vermem. Çünkü sen benim kaderimsin. Hey pardon. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu, cılız bir ışık. Bir tanesini de bana verin.